sabahlar değerli izleyenler. Hafta ortasına geldik. Yılın ilk işlem günündeyiz. İşte bugün yeni yılın ilk rakamlarına bakacağız. Ve aynı zamanda 2019'da hem para piyasalarında hem de Türkiye ekonomisinde neler ön plana çıkacak masaya yatıracağız. Son rakamlar olacak, haberlerimiz olacak, uzman bir isme soracağız. Ekonomi 7/24 başlıyor. İç piyasayla başlayalım. Nasıl bir başlangıç yapıyor? TL karşısında döviz sakin bir seyir vardı aslında. Geçen hafta boyunca hem küresel cephede hem içeride dolar yatay ve sakin bir seyir izledi. Yeni rakamlar dolar TL'de 5.2956'yı gösteriyor değerli izleyenler. İşte bu seviye okları yeşile çeviriyor. Benzer şekilde Avro TL'de de oklar yukarıda 6.0881 son seviye işaret ederken küresel cephede ons başına altında da yükseliş görüyoruz. 1.286 dolar altının onsu. 91.270 puan Borsa İstanbul'da gördüğümüz son seviye. Gördüğünüz gibi oklar yeşilde %0,92 oranında artış var. Aslında BIST'in yılın son işlem gününü yükselişle kapattığını gösteriyor bu seviye diyelim. Biraz detaylara bakalım. Özellikle altının detaylarına bakacağız. Altın kapalı çarşıda ne durumda? Geldi rakamlarınız. Gram altında 217, çeyrek altında 355 lira seviyesini görüyoruz. Bildiğiniz gibi bu altın fiyatları ons başına altın ve dolarla ortak belirleniyor. Hali hazırda ons başına altında okları yukarıda gördük. Dolarda da sınırlı bir artış var. Bu nedenle de kapalı çarşıda okları yukarıda bulmak normal diyelim. Yarımda 711, Cumhuriyet'te 1464 rakamını da sizlere aktaralım. Kapalı çarşıdaki tabloyu böylece tamamlamış olalım. Aslında iç piyasayı böylelikle tamamlıyoruz. Bakalım küresel cephelerde neler oluyor? Yılın son haftasından beri sakin bir hava vardı. Önce Noel tatili, sonra yılbaşı tatili. Küresel cephede de işlem hacminin düştüğünü gördük. Son haftaya, son işlem gününe geldiğimizde ise bu noktada özellikle Amerika Birleşik Devletleri Çin arasında önce gerilim, sonra Ocak'ta bir yakınlaşma olabileceği sinyalleri ve Trump'ın açıklamaları etkili oldu. Amerikan endeksleri yükselişle başlangıç yaptı. Geldi rakamlarımız, oklar yukarıda, kapanışı da benzer şekilde karla sağlayabiliyorlar. Dow Jones'ta, Nasdaq'ta ve S&P 500'de oklar yukarıda. En ciddi artışı ise Dow Jones endeksinde görüyoruz diyelim. Asya'ya gidelim. Asya cephesi özellikle az önce de aktardığım ticaret savaşları geriliminden, hemen arkasındansa bu gerilimin iyimser beklentilere yerini bırakmasından olumlu etkilenmişti. Ancak Çin'den gelen imalat sanayi rakamlarının düşük olması Asya'da da karışık sinyallere ve hisse senedi piyasasında kayba neden oldu. Geride bıraktığımız yılı uzak doğu piyasaları, ekonomileri küçülme sinyalleriyle geçirmişti. İşte küçülen Çin'in yeni rakamlarının da bunun devam edeceğini göstermesi sarsıyor ve hisse senetlerinde kayıp dikkat çekiyor. Hem Şangay hem de Nikkei'de oklar kırmızıda. Avrupa diyelim. Avrupa cephesinde neler oluyor? Son rakamlara bakacağız. Avrupa borsaları da bildiğiniz gibi yılı sancılı geçirdi. Son rakamlar karışık sinyalleri gösterirken yine Londra borsasında düşüş, DAX endeksinde ve CAC'da okları yukarıda bıraktığımız bir seyri görüyoruz. Yeni günde yeni rakamlar gelecek. Biz böylece küresel cephede de son rakamları değerli izleyenler hatırlamış olduk. Ve bugün Türkiye ekonomisini konuşacağız dedik. Önemli veriler gelecek bu haftanın geri kalanında. Ve yıl boyunca neler olabileceğine dair de ekonomi yönetimi arka arkaya toplantılar yapıyor. Hedef 2019'da ekonomiyi biraz daha toparlamak. Peki ekonominin yeni yol haritası, yeni ekonomik programda 2019'da neler hedefleniyor? Detaylara bakıyoruz. Yeni ekonomi programı YEP 2019 yılında yol haritası olacak. 2019-2021 yıllarını kapsayan YEP'te en önemli unsurlar dengeleme, disiplin ve değişim. Mali disiplin 16 yıldır tüm AK Parti iktidarlarında ve hükümetlerinde olduğu gibi bu dönemde de en önemli çıpamız olmaya devam edecek. 2019 yılında da mali disiplinden taviz verilmeyecek. Enflasyonla mücadele devam edecek. Enflasyonda hedef %15,9. Ekonomik büyümede ise hedef %2,3.
Cari açığın düşürülmesi ve işsizliğin azalması yeni programın diğer unsurları. 2019 yılında cari açığın 3,3 seviyesine düşmesi sağlanacak. İşsizlikle de etkin mücadele sürecek. İşsizliğin 2019'da %12,1, 2020 sonunda ise %11,9 olması bekleniyor. Peki bu hedeflere ulaşılması için hangi adımlar atılacak? Öncelikle vergi politikasında köklü reformlara gidilecek. Haksız rekabeti önlemek için veri analiz merkezi kurulacak. Alınacak tedbirlerle 2019'da 60 milyar liralık tasarruf sağlanacak. 16 milyar liralık gelir arttırımı elde edilecek. Kamu gelirlerini arttırmak için yapısal reformlar geliştirilecek. İhalesi yapılmamış ya da henüz başlamamış projeler askıya alınacak. Ve 2018'i nasıl geçirdik, 2019'da neler yapacağız ve haftanın yeni verileri bize ne getirecek detayları İstanbul stüdyomuzda bizi bekleyen Sayın Şeref Oğuz'la konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. İyi yayınlar diliyorum, mutlu bir yıl olsun. Teşekkür ediyoruz sizler için, hepimiz için öyle. Ve elbette temennimiz ekonomi için de iyi bir yıl olması. Biz şimdi 2019 hedeflerini ekranlara getirdik ama bu yolda yapılacaklar evet. Önemli. Halihazırda ekonomi yönetimi de sizin de aranızda olduğu ekonomistlerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Ne yapılacak, neler konuşuldu? Biraz önce ekrana getirdiğimiz bu hedeflere gitmek için atılacak adımlar neler? Yeni ekonomik programın özellikle dayandığı üç unsurdan bahsettiğiniz siz de dengelenme, disiplin ve değişim noktasında. Açıkçası bu dengelenme kısmı biliyorsunuz Ağustos ayındaki meşhur o döviz saldırısı akabinde meydana gelen o türbülansın kur etkisiyle beraber enflasyona da yükseliş ve piyasalarda buna uygun bir dalgalanma beraberinde getirmişti. Ve bu süreç içerisinde alınan kararlarla bu dengelendi. Hatta o toplantıda da diğer ekonomist arkadaşlarla üzerine varılan uzlaşmada şu ortaya çıktı ki bu kısa sürede dengelenme kısmında bayağı yol alındı. Özellikle enflasyonun çok fazla yukarı gideceği ve tırmanmasını sürdüreceği gibi kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan beklenti ki bu dövizle ilgili hareketlerin amaçlarından bir tanesi de oydu. Bu tutmadı ve enflasyonun dizginlenebileceği hatta beklenenden daha hızlı bir iyileşmenin ipuçları ortaya çıktı. Bunu şundan önemli çünkü önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadele konusundaki kararlılık belki de bu ikinci madde olan disiplin noktasında bizi bir yere getiriyor. Çünkü dengelenme tamam sürecek ama asıl önemlisi olan bu disiplinin devamı halinde 2019 yılında hem bir yandan ekonomide açılan bu tahribatın ortadan kalkması hem piyasaların rahatlaması ve daha da önemlisi dengelenmeyle beraber hani büyümenin biraz geri çekilmesi noktasında yeniden ülkenin ihtiyaç duyduğu büyümeye doğru ülkeyi taşıyabiliriz. Nedir bu? Çünkü Türkiye yılda aşağı yukarı 1 milyon yeni iş pozisyonu oluşturmak zorunda olan dinamik bir ülke. Bir yandan siz büyümeyi bu anlamda yeni pozisyonlar açmak için, istihdamı çözmek için büyük tutacaksınız. İkincisi zaten içinde bulunduğunuz tehdit ortamında artan jeopolitik gücünüzün karşılığını verebilmek noktasında daha dinamik, daha güçlü bir ekonomi oluşturacaksınız. Tartışılan kararlar arasında Türkiye'nin bu anlamda gösterdiği sıkıntıya karşı, olumsuzluklara karşı gösterdiği reflekslerin iyi olduğu ama bunların 2019'da daha kararlı adımlarla devam etmesi. Nitekim orada çıkan kararlardan bir tanesi de enflasyonla topyekun mücadelede yılbaşına kadardı o program daha önce açıklanmıştı. Devam, 3 ay daha devam kararı alındı. Bu ne demektir? Bu konuda taviz yok. Enflasyonu çıktığı gibi aşağı indirme noktası. Çünkü enflasyon bir ülkede eğer çok fazla yüksek olduğu zaman testiyi kıranla suyu getirenin karıştığı ve gerçekten kazanıp kazanmadığını anlamadığın ve nimeti, külfeti dengesiz dağıtan bir unsur. O yüzden enflasyonla mücadele ana hedef olmak kaydıyla ülkenin ihtiyaç duyduğu büyümeyi, yatırımları artırmak ve dinamizmi, piyasadaki dinamizmi yükseltmek noktasında karar alındı. Bunun için de birkaç çabuk başarı ya da quick win dedikleri ekonomide unsurlara ihtiyaç var. Nedir bu? Şimdi bakıyoruz Türkiye ihracat noktasında inanılmaz bir başarı gösteriyor. Nedir bu başarı? Etrafındaki bütün olumsuz şartlara rağmen, güneyimizdeki savaş ortamına rağmen ve artı dünyada tek taraflı korumacılık rüzgarlarının estiği,
Çin faktörünün giderek çok daha önemli hale geldi ve ticaret savaşlarıyla beraber karışan dünyada Türkiye hala ihracatını rekora taşıyabiliyor, rekor artışlar sağlayabiliyor. Bunun devam etmesi lazım bir. İkincisi, Türkiye'nin elinde bulunduğu ve henüz daha kullanmadığı kartların açılması noktası da konuşuldu orada. Mesela bunlardan bir tanesi tarımdır. Tarımda gerçekten çok az bir yatırım ya da çok az bir gayretle çok fazla gelirin elde edilebileceği bir noktaya doğru Türkiye gitti. Biz buna tarımı teşvik vesairenin ötesine geçtik. Bu zihinlerde bir devrim noktasında bunlardan bir tanesi bir örnek gündeme geldi. Burada da paylaşmak istiyorum. Yozgat'ın Kabalı köyünde 380 tane küçük parçalanmış arazi bir araya getirildi. Toprak bütünleştirilmesi sayesinde 600 kişiye istihdam oluşturan, 2 yılda bir sadece 500 ton buğday üretirken yılda 5000, 7000, 8000 kilogram meyve ihraç edecek bir noktaya taşındı. Ve 300'e yakın traktör sayısı 14'e inerek verimlilik sağlandı. Ve Yozgat Türkiye'nin yükünü üstlenmeye başladı. Büyük şehirlere göç vermek yerine tersine göçü başlattı. Bu ve buna benzer örneklerle şunu görüyoruz. Türkiye'nin elinde bir sürü kart var ve bir tane de belki de uzatmamak için söyleyeyim. Turizm. Biliyorsunuz 37,5 milyon turist geldi 11 ayda. Yılı 40 milyonla kapatacağız. Daha fazlasına rekor olacak ama daha da önemlisi şu turist başına gelirimizi artıracak tedbirler alınması söz konusu. Şimdi bütün bunlar ve buna benzer sayamayacağım unsurlar bir araya gelince 2019 için bize biçilen o bir kara tablo başka bir şeye dönüşüyor. Seçimden sonra özellikle atılacak olan reform adımlarıyla birlikte biz 2019'u çok tahmin edilenin ötesine çok verimli bir hale götürebiliriz. Hatta dengelenmeyle beraber aşağı çekilen o büyüme oranı sürpriz bir şekilde yukarı çıkabilir. O yüzden bunu şimdiden telaffuz etmek yerine yaşayıp görmek ve piyasalara verilen güvenle bunu sağlama konusunda bir kararlılık da ortaya çıktı. Evet, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aslında ekonomistlerle yaptığı ikinci toplantıydı. Onun biraz detaylarını aldık sizden. Zannederim bu toplantılar da artık rutin hale gelecek. Yeni döneminde bir işbirliği, ortak fikir gibi politikası var. Az önce aktardıklarınızdan anladım aslında enflasyonla mücadelede o kararlılığın sürdüğü. Rakamda yakın, biraz onun detaylarına bakalım dilerseniz. Bu enflasyon rakamı aslında yılı nasıl kapattığımızı da gösterecek. Dolayısıyla memurlar ve emekliler için enflasyon farkını netleştirecek. Bu anlamda da kıymetli. Ekonomistler anketlere göre düşüş bekliyor. Sizin beklentinizi merak ediyorum. Yıl sonu için ne olur? Enflasyondaki bu düşüş eğilimi devam eder mi? Şüphesiz. Şimdi enflasyondaki düşüş eğilimini devam edeceği atacağınız kararlılık adımlarla ortaya çıkacak. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman kara bir tablo mu var? Ya da bizim için söylenen 2019'da bir kriz olacak veya benzeri bir olumsuzluklar Türkiye'yi kapsayacak. Ya da ticaret savaşlarının etkisinde kalarak zaten dünya bir ateşe doğru giderken Türkiye bundan aşırı etkilenecek gibi tutumların doğru çıkmadığını görürüz. Nedir bunlardan en önemli unsur diye baktığımızda Türkiye'nin bu konuda gösterdiği refleksler, aldığı tedbirlerin sanki hesaba katılmadığını görüyoruz. Bunlardan en önemlisi az önce de sizin de söylediğiniz gibi enflasyon tahminlerinin alt üst edecek nokta o anlamda Türkiye'nin içinde bulunduğu makro değerlere bir daha bakmamız gerekiyor. Biz sanki içinde bulunduğumuz durumu biraz küçümsüyoruz ya da yeterince önemsemiyoruz. Bunlardan en önemlisi yıllardır hatırlayın Türkiye özellikle bu kayıp yıllar 1990'larda yurt dışından nasıl dayak yiyordu, nasıl eleştiriliyordu? Efendim Maastricht kriterleri var. Maastricht kriterlerinin çok ötesinde bütçe açıkları veren, enflasyonu yüksek ve benzeri borç oranları farklı olan, kötü olan bir yapı söz konusuydu. Ama şimdi bakıyoruz Türkiye Maastricht kriterlerinin çok daha berisinde, hatta bazı alanlarda Avrupa'nın yanına yanaşamayacağı noktalarda iyi durumda. Sorun bunun üzerine bina edilecek olan belki iletişim stratejileriyle beraber topla bunu anlatmak ve haksız yediğimiz dayakları, haksız eleştirileri özellikle yurt dışı kaynaklı Türkiye piyasalarda piyasa bozucu etkileri giderme noktasında bunları öncelemeliyiz. Mesela borç yükü genellikle söylenen Türkiye'nin en fazla sıkıntısı bu kadar borç nasıl yönetilecek? Dünya borç batağındayken
pek çok ülke bu konuda sıkıntı çekerken Türkiye yönetilebilir borç noktasında iyi bir sınav verdi. Şu ana kadar kendi borcunu ödemeyen bir ülke durumuna düşmedi bir. İkincisi enflasyonla mücadelede belki de pek çok şaşırtan noktada insanların bu konuda kararlı olmaları, kayıp yıllar 90'lı yıllardan edindiğimiz o kötü döneme dönmemek noktasında fedakarlığa dünden daha fazla razı oldukları. Bir başka unsur da özellikle ihracat konusunda hala Türkiye sürpriz yapmaya devam ediyor. 71 bin olan ihracatçı sayısının belki 100 bine çıkması noktasında iç piyasadaki belki bu geçici daralmanın etkisiyle beraber yeni açılımlar da ortaya çıkacak. Hatırlayın 2008'de küresel kriz Amerika'da başlayıp 2009'da Avrupa'yı kavurduğu zaman Türkiye peki malını nereye satacak diye bir karamsar tabloya gömülmüştü. Hatta kriz teğet geçecek çağrılarına aldırmayanlar çoğu işçisini eve göndermişti. Sonra fark ettik ki kriz gerçekten teğet geçti ama buna inanmayan aşırı derecede kendisi kirpi gibi içine kapanan şirketler bundan zarar etti. Ve hatırlayın o dönemde biz ihracat rekorları kırmaya başladık. Bugün geldiğimiz noktada ihracatımızın ciro kısmı bir yere kadar geldi ve devam edeceği ki bu tahmin edilmiyordu. Ama belki de bizim bu arada yapmamız gereken bir atılımlar düzenlemek. Nedir o? İhracatın kilogram fiyatını yukarı çıkarma noktasında belki dünden daha gayretli olmak zorundayız. Çünkü 2019 bütün dünyaya savaş, ekonomik savaş, sıkıntılar, korumacılık ve benzeri çatışmalar getirirken Türkiye bu anlamda 2019'da dünyadan pozitif ayrışabilir. Tıpkı 2008 krizinden sonra da gösterdiğimiz reflekste olduğu gibi. Yani 2019 yılı herkesin işini iyi yapması gereken bir kritik yıl olacak. Zor bir yıl demiyorum. Kritik bir yıl olacak. Tutumumuz bizim 2019'un nasıl, niye dönüşeceğini belirleyecek. Ama şu anda gördüğüm hükümetteki kararlılık ve ekonominin aktörlerindeki tutum sebebiyle biz 2019'da bir sıkıntı şöyle dursun, bizden beklenen performansın üstüne çıkarabileceğiniz bir ekonomi öngörüyorum. Evet, 2019 kritik geçecek. İşte ekonomide arka arkaya önlemler alınıyor. Bunlardan bazıları da ekonomiyi canlandırmak için, vatandaşın hayatını biraz kolaylaştırmak için hali hazırda gördüğümüz vergi indirimleri, ÖTV, KDV indirimlerinin süresi uzatıldı. Bunlar var. Bununla beraber de aslında Sayın Oğuz beklenenlerden biri tüketiciye yansıyan o faizlerin düşmesi. Dolayısıyla enflasyon dediğimizde evet, de biz yine başa dönüp işte Merkez Bankası'na hemen arkasından faize, faizden de bize yansıyan o kredi faizlerine geliyoruz. Enflasyon düşünce bu beklenti de malumunuz artıyor. Siz 2019'da Merkez Bankası'nın faiz politikası için nasıl bir öngörüye sahipsiniz? O beklediğimiz indirim süreci gelir mi? Erken mi? Yılın hangi yarısında? Bunu beklemek daha gerçekçi olur. Evet, şimdi faizlerin kademeli olarak aşağı ineceği bir yıla girdik. Bu net, kesin. Merkez Bankası'nın kendi bağımsızlık çerçevesi içerisinde biliyorsunuz hükümetle uyumlu ama bağımsızlık unsurunu ön planda tutan bir yapısı var. Zaman zaman hükümetin istediği dışında kendi kararlarını uygulatan, bu da bağımsızlığın bir refleksi. Görünen şu, faizler inecek. Ancak hangi süratte ineceği bu Merkez Bankası'nın enflasyonu dizginleme politikası çerçevesinde yürüyecektir. Çünkü biliyorsunuz Merkez Bankası'nın birincil görevi, ki kuruluş yasasında böyle yazar 4. maddesi, der ki diğer unsurlarla, hükümetin kalkınma politikalarıyla çelişmemek kaydıyla asıl işi paranın değerini korumak. Yani fiyat denetimi, fiyat istikrarını sağlamak. Hal böyle olunca faiz de bunun bir unsuru olarak geri çekilecektir. Belki önümüzde iki tane seçime kadar iki tane para kredi kurulunun toplantısı söz konusu. Birincisinde pas geçilir, ikincisinde de belki denenmek için bir miktar aşağı çekilir. Olay şudur, faizi siz aşağı indirirken eğer yeterince temkinli davranmasanız öbür taraftan kurun fırladığı bir öykülerle dolu dünya. Türkiye özellikle Merkez Bankası bu tutuma girmemek için faizleri aşağı çekerken aceleci davranmamak, gereğini yapmak ve enflasyon dediğimiz asıl bela ile uğraşma noktasındaki kararlılığını, tutumunu piyasaya sergilemek zorunda. Faizler inecek. Beraberinde tüketici faizleri, kredi faizleri, ki daha önemli olan kredi faizlerin aşağı ineceği bir döneme gireceğiz. Ama bunun ne kadar süratli olacağı önümüzdeki gelişmeleri ve dünyadaki para piyasalarının, sermaye piyasalarının yapılarına bağlı olacak.
Son olarak aslında belki biraz petrolü konuşmak lazım. Petrol fiyatların sene boyunca gözümüzü kulağımızı çevirdiğimiz noktalardan biriydi. TÜİK'in son verilerine göre de Türkiye'nin enerji ithalatında belirgin bir Kasım ayında azalma var. Dolayısıyla aslında bunun nedeni petrolden olduğunu öngörmek çok zor değil ama bundan sonrasına dair tahminler biraz zor. Ne dersiniz, ne bekliyorsunuz? Bununla ilgili güzel bir soru. Bununla ilgili olarak geçtiğimiz hafta Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı ile beraber bir araya geldik. Aşağı yukarı 2-2,5 saat tam da bu konuyu konuştuk. Enteresandır. Petrol fiyatları konusunda dünyada bir tutum gelişmeye başladı. O da fiyatının 40 dolarla varilinin 40 dolarla 65 dolar arasında bir yerde salınımının dünya için en iyi olacağı konuşuldu. Niye en iyi olacak? Biliyorsunuz petrol ihraç eden ülkelerin için isterler ki bunu çok yüksek fiyatlara satsınlar ki hatırlıyorsunuz 140 dolarlara kadar bu varil çıkmıştı. Ancak Rusya olsun, Suudi Arabistan olsun ve diğer İran gibi ülkeler olsun yani enerji ülkeleri olsun eğer bunlar aynı zamanda büyük alıcılar olduğu için yeterince petrol geliri olmadığı zaman dünya ticareti noktasında da olumsuz bir etki meydana getiriyor. Ama bunların dışında Türkiye noktasına ben olaya bakıyorum. Türkiye bu noktada cari açığını daha yönetilebilir alana çekmekle birlikte elinde olan bir imkanı da söz konusu etmek istiyorum. Artık Türkiye eskisi gibi sadece varil fiyatına bağlı bir ülke olmaktan çıkıyor. Neden? Çünkü teknolojideki gelişmeler sayesinde Amerika petrol gazı ve kaya gazı dediğimiz biri gaz biri petrol noktasındaki geliştirdiği teknolojilerle 2020'den itibaren net enerji ihracatçısı bir ülke olacak bir. İkincisi Türkiye'nin NLP dediğimiz sıvılaştırılmış petrol gazı pazarlığı noktasında artık tek bir yerden değil çok yerden fiyat alma uzun dönemli kontratlarını yeniden gözden geçirme gibi bir şansları oldu. Yani enerji konusunda, enerji bağımlısı bir ülke olan Türkiye konusunda enteresan bir fırsat bizi yakaladı. Artık enerji güvenliği dediğimiz arz tarafında çok daha fazla kaynağa, petrol dışındaki kaynağa da Türkiye erişebiliyor. İkincisi tam da bu süreçte kendi başlattığı, hükümetin desteklediği alternatif enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi konusunda da evet, hızlı bir atılım yılı bekliyoruz. Evet. O açıdan ben petrolün bizi belirleyeceği bir 2019 değil, rahatlatacağı, onun dışında imkanların da elimizin altına geleceği bir enerji yılı bekliyorum. Sayın Oğuz, bir sıcak gelişmeyi de sizinle paylaşmak, hemen de fikrinizi aslında almak istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Varank'ın bir açıklaması. Biz bu sene boyunca zorlukları konuşurken hep bunların bir devamı olarak destekleri de konuştuk. İşte yeni bir destek paketi de var. Girişimciye, sanayiciye ve araştırmacıya 5.6 milyar liralık bir destek paketi verilecek. Bu önemli. Bunlar KOSGEB aracılığıyla da kullandırılan krediler ve başka bir takım kurumlarda biliyorsunuz destek paketleri açıklıyor. 5.6 milyar TL yeni yılın bütçesi gözüküyor. Ne dersiniz? Nasıl etkiler? Bu kaynak nasıl bekleniyordu, paylaştırılmalı? Evet. Bekleniyordu çünkü üretim. Yetmiyor. Üretimin üstüne nitelikli üretim. Nasıl olur? Sizin az önce sayarken söylediğiniz araştırma geliştirme noktasında teşviğin de yöntemi değişiyor. Bu 5.6 milyar liralık teşviğin verileceği alan katma değeri yüksek. İthalata bağımlılığımızı daha aşağı çekecek ve asıl kilogram ihracat kilogram fiyatımızı 1,5 dolarlardan yukarıya taşıyacak alanlarda. Ben bunların devam edeceğini görüyorum. İlk etapta şunu söylüyor piyasaya bu karar. Evet, biz üretimi bütün bütçe kısıtlarına rağmen artıracağız ama akıllı, nitelikli üretim noktasında eğer siz de değişirseniz bu teşvikler size doğru gelir. Yoksa genel herkesin yaptığı üretimi desteklemek yerine nitelikli ihracatı destekleyecek bir üretimi seçtiğimizin ilk işareti sizin haberinizden gelmiş oldu. Aslında bu bizim cari açık problemimizin, dış açık problemimizin de temeli değil mi? Bahsettiğiniz yerli üretim ve bu bağlamda da yerli üretimle beraber ithalat azaltmak, o makası daraltmak bu noktada da bir katkısı olacaktır diyelim. Bunun için tahmininizi de alayım hemen. Cari açığı da düzeltir miyiz bu sene bu desteklerde? O toparlanma devam eder mi? Noktalamadan son soru olsun. Başladık ancak hızlandırmak için sadece kamunun, ekonomi otoritesinin, bakanlıkların,
çalışması yetmiyor. Bu ipi itemezsiniz. Birisini de çekiyor olması lazım. Bana göre şu anda sıra top üreticide, sanayicide. Eğer sanayici finansa erişim konusunda aldığı finansmanı ya da bu teşviği niteliği daha yüksek yatırımlara verirse, o aynı zamanda bir sonraki adımda daha fazla nitelik teşviği almak noktasına bizi götürecek. Evet. Bu açıkçası yarısı kazanılmış bir maçtır. Diğer yarısı sanayinin kalite talebine bağlı olacak. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Oğuz, değerli katkılarınız için. İstanbul stüdyomuzda gazeteci Şeref Oğuz'la konuştuk değerli izleyenler. 2018'i nasıl geçirdik? 2019'a neler konuşacağız dedik. Son sıcak gelişme olarak da sanayiciye, girişimciye verilen 5.6 milyar TL'lik desteği de konuşmuş olduk böylece. Bugünlük noktalıyoruz. Yılın ilk işlem gününü noktalıyoruz. Yarın aynı saatte, yani saatler 9.30'u gösterdiğinde bizimle bu ekranda olacağız efendim. Sizleri de bekliyoruz.